Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Girişimcilik Dünyası'nda bugünkü konumuz olacak. Birazdan sonra Worku Company kurucu ortağı Cem Baytok bizimle olacak. Hemen akabinde de Fongogo kitle fonlama platformu kurucu ortağı ve CEO'su Ali Çevi bizimle beraber olacak. Şimdi öncelikle hemen Cem Bey hoş geldiniz diyerek başlayayım ben. Cem hoş geldin. Merhaba Nelson. Çok teşekkürler katıldığın için. Şimdi Worku Company kurucu ortağı olarak ağırlıyoruz seni. Daha önce girişimcilik dünyasına da defaatle birçok kez burada konuşmuştuk, ağırlamıştık seni ama bu programda zannediyorum ki biraz daha sıfırdan bir şirket kurulurken hangi hizmetlere ihtiyaç duyuluyor ve burada yaratılan boşluğu nasıl doldurabiliriz, bunun üzerine gideceğiz. Aslında bugün de Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamlarında gördük ki sanayi, yatırım, üretim tarafı destekliyor. Fakat iş modelleri aslında pandemiyle beraber değişti ve daha fazla desteğe ihtiyaç var. Bunun içerisinde Ar-Ge, hukuk, yine pazarlama faaliyetleri gibi. Bu sebepten ötürü de sizin gibi şirketlerde daha elbette önemli. Biraz senden dinleyelim. Hem Worku Company'yi anlat bize, neler yapıyorsunuz. Hem de özellikle pandemi sürecinde KOBİ ve girişimcileri neler bekliyor, nelerle sınandılar onu da sorayım. Teşekkür ederim. Worku Company şu anda ikinci yaşını doldurmak üzere. Dünyada da aslında yeni bir iş segmenti doğuyor. O segmentte aslında Türkiye'deki öncü bir oyuncu konumunda. Nedir bu iş segmenti? Artık girişimciler, yeni şirket kuranlar ya da işte bu mikro işletmeler belli kendini tekrar eden bazı işleri kendi başlarına yapmak istemiyorlar. Arkada temel back office dediğimiz yani arka ofis işlemlerin bizim gibi servis sağlayıcıları tarafından, kimi zaman dış kaynak kullanımıyla, herkesin erişebileceği ve makul rakamlarla ve maliyetlerle bu işi yapabilecekleri ve genellikle yoğunlukla dijital platformlar üzerinden yürüyen servislerle yürütmek istiyorlar. Nedir bu kavram aslında? Şirket kuruluşundan başlayıp arkadaki muhasebesi, ödemesi, tahsilatı, hukuk servisleri, finansal raporlaması, e-ticaret platformlarına bağlanması, faturasını kesebilmesi vesaire gibi aslında kendini tekrar eden bu işleri bu konuda uzmanlaşmış ve onları finansal servisler olarak sürekli yeni ürünlerle destekleyen bizim gibi oyuncular aracılığıyla işleri yapar hale geliyorlar. Worku Company de aslında bunu yapıyor. Sen yeni bir şirket kurmak istiyorsan, yeni bir işe girmek istiyorsan her şeyi yeniden keşfetmeyip kolaylıkla arkadaş işte doğru bir şekilde şirket kuruluşu, doğru muhasebeciye eriştim, finansal raporlaman, e-faturan, yaptığın işin niteliğine göre aslında farklı dijital tool'larla desteklenen bir servis paketiyle ilerliyor. İlerleyen boyutta biraz daha işlerin büyüdüğünde ya ben içeride bir finansal operasyonumu devredeceğim, hani buna CFO diyebileceğimiz bir dijital CFO'ya ihtiyacım olacak dediğin noktada da o işleri de senin adına üstlenen bir servis paketiyle ilerliyor. O binlerce işletmeye kadar büyüyebilen bir yapı. Peki Cem, burada özellikle şirketleşme oranlarını merak ediyorum. Ben tabii bunu sadece girişimciler için, startuplar için değil, KOBİ'ler için de konuşmamız gerekiyor. Biraz oradaki gözlemlerini paylaşır mısın? Çok yakından takip ettiğimiz bir veri. Çünkü ekonomilerin normalde daralmaya başladığı dönemde mevcut işletmeler bundan çok zarar görüyorlar. Ama canlı bir organizma ekonomi. Yani dolayısıyla bir şeyler kapanırken yeni şeylerin açılması gerekiyor. O açılan şeyler de ufaktan mikro olarak başlıyor. Bu şu anlama geliyor. Aslında ekonomi daralırken yeni kurulan şirket sayısı artıyor. Ve 2019'dan 2020'ye TOB'un verilerinde gördüğümüzde şirket kuruluş sayılarında %30'a yakın yıldan yıla bir artış gördük. Bu ekonominin genel daralmaya verilen tepkiden kaynaklanan bir artış. Bir de bunun dışında dijital iş yapış şekilleri daha mikro işletmelerin oluşmasına neden oluyor. O da ikinci bir katman. İşte halka arzına hazırlanan pek çok büyük pazar yeri var biliyorsun. O pazar yerlerindeki satıcı sayılarının son 1-1,5 yıl içerisinde ikiye katlandığını biliyoruz. Bu ne demek? İşte 60 binden 100 bine, 100 binden 200 bine fırladı. Yani sistemin içerisinde yeni iş yapmaya başlayan 50 bin, 60 bin, 100 bin tane insan ya da şirket oluştu. Bu sayılar da Türkiye'nin potansiyeli bakıldığında katlanarak gidecek. Biz şöyle bir veri okuyoruz.
önümüzdeki 4 yıl içerisinde Türkiye'de 1 milyon tane yeni işletme iş hayatına atılacak. Bunlar mikro, tek kişilik işletmeler de olabilirler. Geleneksel bildiğimiz alım satım işleri, ticaret yapan insanlar da olabilirler. Ama ekonomimizin büyüme etkisi aslında yeni şirket kuruluşunu hızlandıracak. Bu da bu servisleri veren bizim gibi işletmelere ihtiyaç doğuruyor zaten. Peki ben biraz girişimciler üzerinde konuşmak istiyorum. Yani özellikle tabii tohum aşamasında olanlar. Burada elbette herkes doğuştan ticarete uygun olarak bir startup'ın başına geçmiyor. Kurumsal hayattan kopup gelenler var. Üniversiteden mezun olup sonra bir fikri hayata geçirmeye çalışanlar var. Burada genç girişimciler demeyeceğim çünkü girişimin elbette yaşı yok. Fakat şöyle bir sıkıntı oluyor. Fikir var, hayata geçirmeye çalışılıyor. Fakat konu sadece sermaye değil. Yani yatırım bulmaları da yeterli değil. Burada hangi ekiple nasıl büyüyecekler? Pazarlama faaliyetleri ne olmalı? Hukuki süreç ya da örneğin mesela yurt dışına açılacaklarsa burada neler yapmalılar gibi. Dolayısıyla orada bir know-how, orada bir kendilerine harita, bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Biraz bahseder misin bundan da? Size şimdiye kadar gelen talepler nasıl? Startuplarla ne kadar kontak halindesiniz? Burada aslında müşteri diyeyim. Müşterilerimiz bizim 3 gruba bölünüyor. Bir tanesi aslında benim de bu programda ana konusu olan aslında startup ve girişimciler. Diğeri onlar da teknik olarak girişimci ama mikro girişimci dediğimiz aslında daha çok e-ticaret ve e-pazar yerleri üzerinden ticarete girişmiş bireyler. Çünkü onlar alışa geldiğimiz bir startup gibi yatırım alarak büyümek durumunda değiller. Belli bir finansal erişim kapasiteleri oluştuğu anda örneğin Trendyol'da, Amazon'da, hepsi burada da Etsy gibi platformlarda satış yaparak aile gelirini ya da bireysel gelirlerini arttırabilecek ve bunu aslında birkaç kat büyütebilecek potansiyel olan bir kitle de var. Bir de alışık geldiğimiz konvansiyonel ticaret yapanlar, tüccarlar. Yani yeni iş kuranlar. Şimdi birinci segmente gelirsek, yani startuplar bölümünde bizim odaklandığımız bölüm, hepsinin temel problemi evet, şirket kurmak ve başlangıç maliyetlerini düşürmek, zaten bunu yapıyoruz. Ama startuplar üzerinde yatırım alabilir bir şirket modeli kurabilmek, bu iş modelinden bağımsız bir olay. Arkadaki hukukçunun, arkadaki mali müşavirin bu işi kurarken o girişimci arkadaşları aslında bilinçli bir şekilde tavsiyelerde bulunabilmesi gerekiyor. Doğru ana sözleşmeyle, doğru şirket modeli ve yapısıyla başlamak gerekiyor. Bu birinci giriş. İkinci tarafta da verdiğimiz şey hangi yatırımcıya nasıl gitmeleri gerektiğiyle ilgili aslında bir bilgi bankasına erişim sağlıyoruz. Bu aslında üniversitelerde ya da kuluçka merkezlerinde zaten ya da ivmelendirme programlarında ayrıca öğrenebilecekleri bir şey ama işin başında aslında çok basit bir şekilde kime ne zaman gitmeliyim, Türkiye'de kimin kapısını çalsam aslında bu iş ilginç olabilir bilgisi bile ki bu bilgi setini biz sağlıyoruz. Bu girişimciler için önemli. Kuluçka merkezleri ve ivmelendirme programları Türkiye'nin her yerinde devam edebilir. Biz arkada aslında onlarda olmayan kuruluş, hukuk, arkasındaki işte dijital muhasebe ve ön muhasebe altyapısı gibi başlıkları aslında ölçeklenebilir bir şekilde sunuyoruz. Ki yaptığımız şey dolayısıyla bir taraftan finansal erişim kanallarını gösterebilmek ama öte taraftan da aslında büyük bir maliyet tutan başlangıçta bu kalemleri, bu saydığım kalemlerin maliyetlerini girişim için, bu startup için oldukça satın alınabilir bir noktaya çekebilmek. Peki son bir iki dakikanın içerisinde izleyeceğim. Özellikle Work Company olarak bu yılın geri kalanı için siz de yeni iş ortaklarına, yatırıma ihtiyaç duyuyor musunuz? Böyle bir arayışınız var mı ve hedefler ne bundan sonraki süreçte? Work Company aslında yeni bir yatırım aldı ve yatırım da almaya devam ediyor. Gayet de güzel bir hızla ilerliyor. Ama bir taraftan biz bir de yatırım şapkamız olduğu için buradaki tasarımımız finansman modelimizde yeni yatırımcıları içeri doğru zamanda kademeli bir şekilde katarak ilerlemek. 2021 yılı içerisinde aslında büyük bir round yapacağız. Dünyadaki örneklerinde çok büyük değerlemelere ulaşan şirketler var. Work Company'de böyle bir fintech operasyonu haline dönüştürüyoruz şu anda. Özellikle yeni dijital bankacılık lisanslarının çıkmasını da bekliyoruz. Dolayısıyla yatırım aldık, almaya devam ediyoruz. Daha da büyük yatırımlar gelecek bu işin içerisine.
Cem, son sorum da şu olacak sana, çünkü bizi izleyen izleyicilerden elbette bu sorular da geliyor. Özellikle Work Company datalarında sektörel bir kırılım var mı? E-ticarete dair atıfta bulundun ama e-ticaret dışında da biraz gözlemlerini paylaşır mısın orada? Pandemiyle beraber hangi alanlarda, hangi sektörlerde iştah daha fazla, iş kurulumu anlamında? Çok net bir şekilde e-ticaret tabii ki. Yani birincisi e-ticaret. Startupların kuruluş sayıları Türkiye'de çok kötü etkilenmedi diyeyim. Yani yılda 1500 civarında falan yeni şirket bizim teknik anlamda startup tanımımıza girer. Ki Türkiye içerisinde yaklaşık 120 bin civarında yeni şirket kuruluyor yılda. Bu sayıda artıyor ve katlanarak artacak. Yani 200-250 bin sayılarını bulacağız zaten. O sayıları bulduracak olan şey aslında e-ticaret. Pazar yerleri. Yurt dışına e-ihracat yapan küçük işletmeciler de buna dahil. Ki bizim iş ortağımız diğer e-ihracatçılara yönelik servis veren şirketlerle gördüğümüz, girişimlerle gördüğümüz, örneğin Nalungo, Park Vales gibi gelişim, özellikle e-ihracat yapan küçük mikro girişimcide, Etsy, Amazon gibi platformlarda satış yapan girişimcilerde müthiş bir artış var. Son bölümde geleneksel ticaret dediğim, işte bir limited ya da önemli şirket kurarak aslında belli işler kuran işletme sayılarında özel bir azalma olmadı. Görece azalan ama hala hızlı olan şey Türkiye'de gıda sektörü. Hala restoran açılmaya devam ediyor ilginç bir şekilde. ama geçmiş yıllara göre daha az. Bunlar aslında umut verici sinyaller. Özellikle bu hastalıktaki kısıtlamaların kalkması sonrasında ben umutluyum. Ekonomimizin ve yeni kurulan şirket sayısının daha da ivmeleyerek artacağını. Cem, çok teşekkür ediyorum. Work Company için de iyi bir sene olsun. Çok teşekkürler tekrar katıldığın için. Cem Baytok'u ağırladık programın bu bölümünde. Şimdi buradan son dönemde aslında inerajda olan çok konuştuğumuz kitlesel fonlamayı konuşmaya gidelim. Fongogo kitle fonlama platformu kurucu ortağı ve CEO'su Ali Çebi bizimle. Hoş geldiniz yayına. Şimdi programın ilk bölümünden beri hep şunu konuşuyoruz. Sermayeye erişmek ama eriştikten sonra da elbette sadece para, sermaye yeter değil. Bunu nasıl kullanacağını da startupların bilmesi gerekiyor diye. Biraz senden dinleyelim. Öncelikle Fongogo olarak siz neler yapıyorsunuz? Bir kitlesel destek platformusunuz ama tanım olarak böyle olsa da bu fona nasıl erişiyorsunuz ve nasıl girişimcilerle buluşturuyorsunuz? Sen anlat. İlk olarak beni konuk ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Fongogo 2013'te kurduğumuz bir kitle fonlama platformu. İşleyiş tarzı aslında kaynak arayışında olan projelerle bu projelere destek olmak isteyen destekçileri bir araya getiren bir pazar yeri. Fongogo ödül bazlı bir kitle fonlama platformu. Kitle fonlamasından biraz bahsedersek aslında kitle fonlaması birçok yatırımcının ve destekçinin projelere, bireylere ve işletmelere küçük miktarlarla yatırım yaparak bu girişimlerin ve fikirlerin aradıkları fona ulaşması adına verilen sistem. Bir alternatif finansman yöntemi. Aslında finansman sürecinin kitlelere dağıtılarak tabana yayılmasına verilen isim. Bir nevi finansmanın demokratikleşmesi anlamına geliyor. Dört dikeyi var. Ödül, borç, hisse ve bağış. Biz Fongogo olarak 2013'ten beri ödül dikeyinde yer aldık. Yakın bir zaman içinde pay dikeyine, yani hisse dediğimiz yatırımcıların girişimlere yatırım yaparak ortak olabilmelerini sağlayan platformumuzu da hayata geçirmiş olacağız. Bugüne kadar 1200 projenin yayına alınmasına aracılık ettik. Proje derken fonlama kampanyasından bahsediyorum. Bu kampanyaların yaklaşık 400'ü aradıkları fona başarılı şekilde ulaştılar. Ve toplamda da 10 milyon TL gibi bir meblağı bu başarılı girişimlere ve fikirlere ya da projelere dağıtılmasına aracılık ettik. Peki Ali, burada özellikle ödül sisteminden biraz bahseder misin? Ödülden neden pay sistemine geçeceksiniz, hisse sistemine? Daha doğrusu
ödülü komple bırakacağınız anlamına gelmiyor galiba anladığım kadarıyla. Bu tarafta da hizmet vereceksiniz. Evet. Biraz orada detayları dinleyelim senden. Ben kısaca dikeylerden bahsedeyim. Orayı biraz açmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi 4 dikeyde gerçekleşiyor kitle fonlama faaliyetleri. Demin de bahsettiğim gibi. Ödül dediğimiz aslında aranan fonun, projenin, ürününün ya da hizmetinin ön satışıyla fonlanması. Yani aslında buradaki faaliyet, siz nasıl bir e-ticaret sitesinden ürün alıyorsunuz? Burada da daha piyasaya çıkmamış ürün ya da hizmetin ön alımını yaparak projenin fonlanmasına vesile oluyorsunuz. Bu toplanan fonla beraber proje hayata geçiriliyor ve destekçilere taahhüt edilmiş olan ürünler ya da hizmetler destekçilere ulaştırılıyor. Aslında bir ön alım ve ön satış mekanizması söz konusu. Pay dediğimiz yani hisse dikeyi ödülden farklı olarak küçük miktarlarla girişimlere yatırım yapabilmeye el veriyor. Aslında burada bir nevi melek yatırımcılık söz konusu. Erken safa girişimlere 100 TL, 500 TL, 1000 TL gibi küçük miktarlarla küçük yatırımcıların da verebilecekleri miktarlarla yatırım yaparak bu girişimlerin gelecekteki başarı hikayelerine ortak olmaları isteniyor. Ali buradaki çok pardon başarı hikayelerini biraz açalım mı? Birkaç örnek verirsen çok sevinirim bizi izleyenler için. Hem aslında orada yatırımcı olmak isteyen ya da ödül tarafındaki dikeyde katılmak isteyenler için hem de öte yandan elbette girişimciler için. Ödül tarafında özellikle pandemi döneminde çok güzel kampanyalarımız oldu. Özellikle birçok projenin de kaynağa ulaşımında sıkıntı çektiği bu dönemde özellikle sosyal girişimler ve kültür sanat tarafında çok güzel projeler gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi Kumbaracı 50 ismindeki bir tiyatro salonunun genel giderlerini karşılamak amacıyla başlattığı bir kampanyaydı. Bunun dışında Beyoğlu sinemasının fonlama kampanyası bizim üzerimizden yapıldı. Bu örnekler ödül tarafının örnekleri ve ödül tarafı aslında biraz daha sosyal girişim, kültür sanat ya da ürünü olan yani inovatif, yaratıcı ve yenilikçi bir ürünü olan girişimlere yönelik bir metot. Pay dediğimiz taraf ise biraz daha ülkemizde de ciddi şekilde büyüme gösteren erken safa girişim ekosistemine yönelik bir yatırım aracı. Burada daha başarılı hikayelerimiz yok ama Türkiye'nin çıkarmış olduğu ve global alanda başarı sağlamaya başlamış girişimleri hepimiz duyuyoruz. Biz de bu tarafta daha fazla girişimin uluslararası arenada başarı sağlayıp bizim gibi platformlar sayesinde fonlanıp daha ileri safhalarda büyük yatırımcılar tarafından fonlanmasını bekliyoruz. Süreyin sonuna geldik ama bir cümleyle Ali Fongogo özelinde siz peki yatırım arıyor musunuz ve yeni ortaklara açık mısınız? Hedefler ne? Onu tamamlayalım. Biz aslında yeni bir yatırım turu kapıyoruz. Haziran ayında kapamış olacağız bu turu. Bu turla ekibimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Paya dayalı platformumuzu kısa bir süre içinde hayata geçireceğiz. Aynı zamanda Türkiye'de 2019'da kitle fonlaması, özellikle pay tarafını regüle eden bir mevzuat çıktı. Sermaye Piyasaları Kurulu'nun çıkardığı bir mevzuattı bu. Bu mevzuatın gerektirdiği belli kriterler var. Bu kriterleri karşılıyor olacağız. Ve bununla beraber ekibimizi büyüterek ilerleyen dönemlerde yeni yatırım turlarıyla da farklı alanlarda büyümeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Ali. Ben teşekkür ederim. Fongogo kitle fonlama platformu kurucu ortağı ve CEO'su Ali Çebi'yi ağırladık. Girişimcilik dünyasını bu hafta burada tamamlıyoruz. Hoşçakalın.